Şimdi eğer siz de arzu ederseniz en keyif aldığım arkadaşlarımla beraber yapmak istiyorum. Bir medya arkası yapalım istiyorum. Beraber eğlenebiliriz. Görelim. Beni bir saniye Besme teyze. O kelimeyi bana bir daha kullanma. Seni uyarıyorum, doğru düzgün konuş. Diskalifiye olma uğruna bak, ağzından çakıl şeyler çıkar. Doğru düzgün konuş. Tamam. Mahsız yapıyor. O zaman yapma. Yakarım giderim. Sağlıklı. Yakarım giderim. Bu inanılmaz güzel bir program. Fakat kadın kadına sataşma denen bir şey var ya. Hakikaten feriştahını görüyoruz. Ve çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Ve özellikle bu programda bir böyle bir debdebeli bir şey olduğu zaman, debdebeli sataşmalar olduğu zaman ya da Fatih bir şey yaptığı zaman hemen onu slow motion'a alıyorlar filan böyle. Yani sanki action film seyredermiş gibi bir hava oluyor. Bayılıyoruz. Özellikle Fatih'i çok seviyorum tabii. Görelim. Diskalifiye olma uğruna bak, ağzından çakıldı şeyler çıkarsın. Doğru düzgün. Tamam. Mahsız yapıyor. O zaman yapma. Yakarım giderim. Sağlıklı. Yakarım giderim. Hadi canım. Ezgi. Sen bil canım. Hatta sen kimsin ki bana hakkını biliyorsun lan? Sen kimsin? Ben kimsin? Bir dakika kesin. Kes. Hiçbir yere kimse bir yere gidemez. Öyle bir şey yok. Evet ben diskalifiye ediyorum. Dediğim zaman diskalifiye olursun. O zaman Madonna ile devam edelim mi? Aa neler oldu ya? Televizyon yarışmasından bahsediyorsun evet. Değil mi? Ama Madonna'nın birinci olamaması çok acayip değil mi? Ya. İki kıza bayılıyorum. Onların bazen bazen böyle erken saatte yayınlanıyor programları. Ve bazen dünyaya küfrederek yani hayatımdan hiç memnun olmayarak tek çare artık bu hayata bir son vermek diye kalkıyorum yataktan tek başıma. Ve onları seyrediyorum ve tekrar hayat doluyorum. Çünkü diyorum ki insan ölür giderse bu kadar saçma bir şeyi nasıl bırakabilir? Yani hakikaten korkunç bir olay. Madonna'nın Eurovision yarışmasına katılıp ödül alamamış olması... Çok ağır değil mi? Ve bunu sadece Türkiye'de iki kız keşfetti. O zaman Madonna ile devam edelim mi? Aa neler oldu ya? Televizyon yarışmasından bahsediyorsun evet. Değil mi? Ama Madonna'nın birinci olamaması çok acayip değil mi? Ya Madonna'sın, Madonna'sın ya. Ne yapsam olur yani. Yani evet kesinlikle öyle. Ama işte bu şey oylamalar sahne performanslarından sonra gerçekleşiyor. Müthiş bir olay yani. Dünyada sadece bu iki tatlı kız... Madonna Eurovision yarışmasına katılıp dereceye giremediği için sadece bu ikisi üzülüyor. Ve onlardan biri diyor ki yahu sen de öyle deme. Oylamalar performanslardan sonra yapılıyor diye Madonna'ya destek atıyor. Yani ve Madonna bunu bilmiyor. Halbuki ben olsam bunu Madonna'nın işte kimi varsa... Benim de umurumda değil. Madonna'yı da hiç sevmem ha. Ama ve lakin bunu gönderirim ve derim ki Madonna dünyada kimsen kalmadıysa, Eurovision yarışmasında da dereceye giremediysen, Türkiye'de iki kız var, seni acayip destekliyorlar derim yani. Devam. Masada mumun bulunması gerekiyor. Bir saniye, sen bir saniye. Mumsuz yemek yemem mi? Dur. Zuhal Topal değil mi? Zuhal Topal'ı çok severim. Çok iyi bir oyuncudur. İlk başta şeyle başladı. Yani bu bir kadın programının skecinde oynadı. O sırada ben de Kanal D'deydim ve Kanal D'nin genel yayın yönetmenine ısrar ediyordum. Diyorum ki Zuhal Topal diye bir kız var ve bu kız kadın programı sunmak için çok uygun. Siz de bunu değerlendirmek istemez misiniz? Yani genel yayın yönetmeni arkadaşım da ama genel yayın yönetmeni olduğu için ona siz diyordum. Hep öyle yaparım. Yani mevkiye bir saygım vardır. Ve siz bunu değerlendirmez misiniz? Siz bu değerlendirmez. Bu kız akraban falan diye hiçbir şeyim değil ama ben bunda bir gelecek görüyorum. Sonra hakikaten o değerlendirmedi ama Zuhal başka kanallarda çok iyi kadın programları yapmaya başladı ve çok başarılıydı. Yani rolden gerçeğe geçiş gibi bu da dünyada hiç olmamış bir şey. Ama velakin Zuhal arandı. Şu anda evlerde sofradayız. Yemek vereyim sana. Neydi programın adı? Yemeğimi ye. Yemekteyiz.
yemeğimi yemeyeni falan gibi bir programda rehab'e ihtiyacı var. Rehab. Rehabilitasyona ihtiyacı var. Uzun süre Londra dolaylarında bir yerde kalabilir bir rehabilitasyon merkezinde. Çünkü bu programdan sonra bir insanın kendisine gelmesi mümkün değil. Görelim. Bırak ya. İnanayım mı şimdi buna? İnan Zuhal Hanım'a. Sen evinde normal yemek yerken mum mu yakıyorsun? Yok, evet. Hayır, istiyorsan bence onların videolarını da sana gönderteyim. Ben mumsuz yemek yemem ki. Yemek yapmazsan bile yine sofrada bulundurur. Gönder ama. Ben şu mumsuz yemek yememe takıldım yani gerçekten. Ben şimdi düşünüyorum kendi hayatımda kaç kere mum ışığında. Mesela anti-romantik bir insanımdır zaten, o da ayrı da. Aynen. Ben de kıyafetime aldanma, ben gayet romantiyim. Yok. Bakın. Yani bu hakikaten rehabilitasyona ihtiyaç duymak demek. Yani ben olsam o programda, yani ben Londra'ya gitmem tabii rehabilitasyona. Herhangi bir yere giderim, daha evimde de oturuyorum. Ama yani Zuhal'in yani kaç kere mum ışığında yemek yedim ve bu hanımefendinin de ona söylediği, yani siz kıyafetime aldanmayın, ben gayet romantik bir kadınımdır ve hiçbir zaman masamdan mum eksik olmaz. Hakikaten korkunç şey, yani bir tür kabus aslında. Yani kabusu yaşamak bu olsa gerek yani. Tabii ki insan bir psikiyatri kliniği olur. Değil mi? Rehabilitasyon merkezi olur. İnsan buna ihtiyaç duyuyor. Bir delikanlı kardeşim yazmış. Murat abici, bunu üniversite okuyorum. Şimdi dur. Bu çok seviyorum. Çok tatlı bir adam. Onun videolarını izlemeye de bayılıyorum. Fakat onun ortaya çıkmasından sonra sen kimsin? Sen kimsin? Onun ortaya çıkmasından sonra bizim topluca rehabilitasyona gitmemiz gerektiği, yani 80 milyon rehabilitasyona gitmemiz gerektiği ortaya çıktı. Buyursunlar. Burada üniversite okuyorum. Ev arkadaşımla birbirimizi öldürecek duruma geldik. Sonunda bugün eşyalarını topladı ev arkadaşım, evden ayrıldı. Bir kız yüzünden. Bu kızları, bu evlatları anneler babalar okuyun diye gönderiyor. Kızlar! Ananız babanız okuyun diye gönderiyor. Tik taklık yapın diye göndermiyorlar. Utanmıyor musun iki arkadaşı birbirine soktun? Pis! Seni doğuran anneye babaya. Dur. Dijital çağda kendi içinde karbüratörlü motoru olan tek insan. Gitgide yükseldi. Yani hakikaten karbüratörlü bir spor araba motoru gibi çalışıyor. Yani hani ısındıkça dozu artan falan. Dijital böyle bir şey değil. Dijital dünya. Dijital dünyada herkes morte böyle gidiyor yani. Kalp atıyor. Falan. Bize analog dünyadan kalan karbüratörlü benzinli motorlardan kalan tek insan. Isındıkça diye yükseliyor ve bunu da galiba bir izleyenine gönderiyor. Çünkü kendisi tek başına bir medya. Yani evde şuradan yayın yapıyor. Tek başına ve buradan tek başına bir medya olarak şuradan yayın yapıyor ve böyle bir dudağı yerde, bir dudağı gökte var ya diye bir şey yaptığı zaman bundan kaçmanın imkanı yok. Yani bu inanılmaz bir şey. Takipçisiyiz. Devam. Seni doğuran anneye babaya. Terbiyesiz bu Ramazan günü. Terk edilmekte olduğunuzu nasıl anlarsınız? İnanılmaz bir YouTuber. Terk edilmekte olduğunuzu. Kendisine entarisinde mikrofon yarığı açtıran tek insan. Hani ben görmedim, merak ettim. Şimdi göreceksin. Tamam. Şimdi demişler ki, mikrofonu şuraya mı takalım demişler. O zaman enterime bir yarık açın. Oraya da fermuar koyun demiş. Oraya mikrofon takmışlar. İnanılmaz. Fakat galiba ülkemizde kimsenin kafası normal değil. Bakınız, işte aşk, meşk filan YouTuber'lık derken neler kaçırıyorsunuz görelim. Adam alkollü geliyorsa, gelir gelmez banyoya giriyorsa. Bak, ya da tam tersi, evden çıkarken. Yani dur, böyle. Bir de bu arada herkesin kafası güzel. Yani bu diye anlatıyor. Oraya da yazmışlar, ilikimizin. Kimsenin kafası yani. Ne yazacağız? İlikimize benziyor. Ne yazacağız?
İlikimizin, ilikimizin. Peki, o da onu yazdık. Yani YouTuber'lık da kolay bir şey değil. Yani yazmak gerekiyor oraya. Ay. Ne yazacağız peki? İlikimizin, ilikimizin falan. Devam. Böyle taze taze duşlarını alıp böyle aşırı bir özenle evinden çıkıyor. Sen onu artık heyecanlandıramıyorsan. Yani kukuletada taksan. Dur. Yani bak. Ne bileyim, acaba bir iliklemekten mi bahsediyor? Şey, ne yapacağız? İlişkimizin bitiği nasıl anlarız? Peki. Yani şuraya bir yarı kaçırın da bana bir mikrofon takın falan. Ne yapacağız ablacığım falan? İlişkimizin. Oynat. Tavşan kız kılığına da girsen. Noel anne de olsa. Sanki ben Noel anne oluyormuşum. Hani başka ne var Melis'i? Adamlar ne zaman yıkanacak ya? Adamlar ne zaman yıkanacak diyor. O da doğru ya. Evden çıkarken yıkanan şüphelen. Gelince yıkanan. Dur. Şimdi bu bak bu YouTuber. Şimdi bundan daha iyisi var. O da ulusal kanaldan geliyor o yayın. Görelim. 13 Nisan'da ondan sonra eşimin internetten canlı sohbet hatlarına girip kızlarla yazıştığını gördüm ve eşimi arandığını söyledim. Hayır diyor, ben seni aldatmadım diyor. Bunu bir türlü kabul etmiyor. Ne onun için aldatma neymiş ki? Onun için birebir bir bayanla beraber olmakmış. Bir türlü kabul etmiyor. Ne yapıyor elin kadınlarıyla internette yazışarak? Ne konuşuyor hiç tanımadığı kadınla? Cinsel içerikli sohbet. Yani ben kamera açıyorlar mı? Şimdi bakın, televizyon ne oldu? Bir ulusal kanal. İki kadın oturuyor. O iki kadına... Bir kadın telefonu, benimki diyor şeye giriyor diyor. Oraya girmiş diyor. Ondan sonra bir şey yapmış falan diyor. Şimdi hep birlikte buna bakıyoruz. Bir kadının eşi şeye girmiş. O diyor ki oradan, kamera açmış mı diyor. Ya hakikaten çocuklar delirtici bir şeye buna bakıyoruz yani. Ve bu bir ulusal kanal. Hadi öbürü. İlik kimizin yazarı ya? Tam bunu anladık. Peki bu ne peki? Bu ne? Kamera açıyorlar mı? Kamera açıyorlar mı karşılıklı? Dur. Bunu yakalayamadım. Şimdi bu nedir? Yani şimdi şey öksür bakayım filan dendiğinde evet şurama ağrı giriyor filan kamera açıyorlar mı karşılıklı? Ben doktorum. Daha şunu anlatmak istiyorum. Karşılıklı kamera açıyorlar mı? Neden? Lan nereden biliyorsun yani kamera açmak ne demek? Ayrıca da yani senin nasıl bir tecrüben var ki bunu biliyorsun ki yani? Bakar mısın karşılıklı kamera açmışlar mı? Yani neredeyiz? Şeyde mi muayene mi oluyoruz? Doktorda mıyız yoksa poliste miyiz? Birader kamera açmış mı? Yani şahıs kamera açmış mı? Evet. Devam. Kamera açıyorlar mı karşılıklı? Onu yakalayamadım. Sadece girmiş, sabah girmiş, akşam girmiş, devamlı girmiş. Sizin girmiş, yatak odanız... Dur! Şimdi karşı taraf anlatıyor. Efendim diyor, memur bey diyor, sabah girmiş, akşam girmiş, sabaha kadar girmiş, sonra bir daha girmiş. Tamam, girmiş, onu boş ver. Kamera açmış. Kamera açmış. Yani kamera açmış mı onu merak ediyorum ben. Sabah girer, akşam girer. Ondan öğleden sonra girer. O önemli değil. Kamera açmış mı? Sabah girmiş, akşam girmiş, devamlı girmiş. Sizin yatak odanızda aksamalar var mı? Dur. Şimdi bak. Allah Allah. Bu da güzel. Yok artık ya. Bu da dünya güzeli. Şimdi tabii ki bir televizyon kültürü içerisinde, bir geleneksel içerisinde çok dikkatli olarak söylemek istiyor. Yani diyor ki. Birader sabah girmiş, akşam girmiş, öğleden sonra girmiş, sonra yine girmiş, kameramı açmış, onu bilmiyorsunuz, kamera açıp açmadı mı? Sizin yalnız yatak odasında komodin var mı? Şifonyer var mı yatak odasında? Gardırop var mı yatak odanızda? Radyatör var mı falan gibi bir şey. Ya bu soru böyle sorulmaz çocuklar. Korku içinde böyle sor. Sizin yatak odanızda aksamalar var mı? Ne demek ya? Ya bu ne demek ya? Ya bu daha kötü, bu daha kötü. Yani şunu alenen sor, alenen sor, samimiyetle sor. Bu memleketin genel, bu toplumun genel samimiyeti içerisinde sor. Çok daha güzel. Nasıl? Yatak odasınızda abi, aksamalar var mı? Bazen halı kat yapıyor, ona takılıp düşüyorum. Ne olabilir yatak odasında aksama? Devam. Yatak odanızda aksamalar var mı? Zaman zaman oldu. Dur. Tabii. Bak ne şimdi yapsın? Bak. Yatak odanızda bak. Şimdi bu da çok güzel. Ya oradan şey yap. Ya bir hepimize dert oluyor. Yatak odanızda aksamalar var mı? Cevap. Zaman zaman.
Anladım. Neyi anladın lan? Kamera da açık. Ne ya, ne ya? Anladım. Bronşit. Kesinlikle evet. Devam. Kurcaladığın an, eşelediğin an çıkıyor. Tabii tabii. Ne yapsın? Çünkü erkekler bu konuda çok gevşekler. Neyler? Gevşek, gevşek. Dur. Bir dakika ya. Gevşek ne demek ya? Ya ben olsam bir erkek olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir adam olarak dava açarım. Bir dakika lan. Bize niye gevşek diyorsun ki? Yani ben gevşek miyim? Akşama tanımadığım o kadının yatak odasında. Benimle ne ilgisi var? Ben niye gevşek oluyorum o kadının yatak odasında aksama var diye? Hay niye ben kapsanıyorum? Hay ben niye kapsanıyorum? Ben niçin? Erkekler mi? Anladım. Gevşek. Niye ben kapsandım ya? Ayrıca sen kimsin? Erkekler gevşek, kadınlar sıkı sıkı. Yani bu nereden çıkıyor ya? Ya bu yani nasıl söyleyeyim, mesela kanaat önderleri vardır. İşte efendim şimdi influencerlar var, şunlar var, bunlar var ama yani bu kadar böyle silme bütün dünyadaki erkekler ya da memleketi erkekler mi? Gevşek. Neden? Yatak odasında aksama çıkarıyorlar. Kamera açtı mı o erkek? Gevşek. Devam. Kiminin derdi seçim? Dur. Eğer yani herhangi bir depresyonunuz olabilir, bir Yılmaz Morgül alın. Instagram'da takip edin. Bir doz Yılmaz Morgül alın. Çok iyi geliyor. Çok iyi. Yani ya intihar ya sevinç dolu bir hayat. Evet. Kiminin derdi seçim? Milletin derdi geçim. Geçin bunları, geçin. Kafayı sıyırdık, geçim. Geçim, geçim, seçim, seçim, geçim, 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 seçim, geçim, geçim, seçim, geçim, geçim, seçim, geçim. Beni aldın. Dur. Bu şeyin değil mi? Uçaktaki videoyu koyan arkadaş. Hayranısıyım, inanılmaz hayranıyım. Kerimcan'ın koyduğu bir video bu. Story'sinde var Kerimcan'ın. Ne olduğunu anlayabilmiş değilim. Hep beraber bakalım, haftaya konuşuruz, görelim. Beni aldın. Boş bırak onu. Ama bir dakika, nasıl? Çok güzel. Dur. Bence. Bunu incelettiriyoruz ne olduğunu. Nedir? Yani uçak tuvaletinden sonra bu nedir? Bu da başka bir şey herhalde, görelim. Ve hemen ardından gelen neydi kızın adı? Aleyna Tilki'nin fotoğrafları var. Bunlara da anlam veremediğimiz için merak ediyoruz. Yeni bir trend mi? Ne oluyor? Ne yapmaya çalışıyor? Görelim. Dur. Şimdi bunu bir dakika. Bunu anlamaya çalışıyorum yani. Mesela şunu yapsam trend abi. Devam. Buyurun oturun. Yok gerçekten ciddi söylüyorum. Oturun. Nasılsınız? Siz rahat olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Pis hali karşısında şok ya olan, ancak bu şoku kısa sürede atlatan temizlik avcıları üzerlerini... Dur. Posesif insanları ben bulmuşlar. Ben onlardan biriyim. Posesyon çok var ama tabii tedaviye muhtaç. Yani hayır, eskiden canım, psikiyatra gidilirdi. Şimdi onlara program yaptırıyorlar. Aradaki fark bu. Yani ama velakin şimdi bu posesyondaki insanlar, yani tedavi görmesi gereken insanlar, eğer tabii rol yapmıyorlarsa program yapıyorlar ve sonra temizlik avcıları ya da Ghostbusters bilmem ne falan filmi gibi hayalet avcıları gibi bir şey çektikten sonra adamcağız hüngür hüngür ağlıyor. Neden? Çünkü bir posesif duygusu, yani sapıkça bir şey tatmin olduğu için ağlıyor. Orayı temizlediğim zaman o da geldi gördü ve manyakça değil mi falan diyerekten ve ağlıyor ve ben hayrete düştüm yani. Görelim. Üzerlerini giyinip malzemelerini kuşanıyor. Felaket ya. Vallahi felaket ya. Temizlenmek için yerlerinden çekilen eşyaların altından çıkanlar
temizlik avcılarının eleştirilerine neden oluyor. Ay, kulak temizleme çöpü var burada. Nerede? Ay. Mucizevi şey beyaz sabah. Yani Rabia'nın etrafa bakışı şimdi benim... Şimdi sonunda burayı temizledikten sonra slow motion olarak galiba ev sahibi geliyor değil mi? Allah'ım, slow motion evimi hiç böyle görmedim diye geliyor. Ve orayı temizleyen, ben her perşembe çağırmak isterim bana. İnanılmaz bir şey. Nasıl ağlıyor bak görelim. Yani Rabia'nın etrafa bakışı beni mahvetti zaten. Yani yüzünde ifadesinde belliydi zaten. Evet. Deliriyoruz herhalde. Hı? Deliriyoruz evet. Çok acı ama öyleyiz yani. Kadın evini temiz bulduğu için ağlamıyor da bana her perşembe gelebilir mi gündeliğe? Çok arzuluyum. Yani ben eve gelip çok temiz olmuş dediğimde yine böyle hüngür hüngür ha beğendin demek. Tertemiz oldu. Yani of. Hakikaten deliriyoruz topluca. Ama bu sadece biz değil, bizim ülkemiz değil. Yani bizim ülkemizdeki stres ya da başka bir şey değil. Bütün dünya deliriyor. Çok kötü zamana kaldık çocuklar. Ya da hep mi deliydik biz şimdi görüyoruz? Yok yok, bu kadar deli değildik. Bu kadar değildi. Yani hakikaten hem konvansiyonel medya hem sosyal medya hepsi birleşince çok fazla şey izlemeye başladık. Asıl mesele bu. Çok fazla şey izliyoruz ve insanlar hakikaten kendilerini izlettirmek için, birbirleriyle yarışıyorlar. Mesela sizler, yani gösteri dünyasındaki insanlar hem oyuncu olarak hem müzisyen olarak tabii ki çılgınca şeyler üretmek istersiniz ki insanlar sizi takip etsinler ve bu takip sırasında da sizden bir şeyler alsınlar, bir takım duyguları karşılık bulsun, özdeşleşmeler yaşansın, hayranlıklar oluşsun filan filan gibi. Fakat şimdi mücadele ettiğiniz insanlar aslında her YouTuber, aslında her Instagram hesabı sahibi, aslında her Twitter hesabı sahibi ve her YouTube'a bir şarkı koyan. Şimdi bu kadar zor bir hayat ve herkes çılgınca ayırt edilmeye, farklılaşmaya çalışırken hakikaten bir akıl durumunu muhafaza etmek çok zor. Çok zor. Aklı muhafaza etmek çok zor. Çünkü çılgınlık mı? Aklını kaybetmek sonuna kadar gidebilir. Dolayısıyla benim yapmaya çalıştığım da bu. Yani bizatihi konvansiyonel medyada durup hala aklı buradan, bütün bu olaylardan ayrıştırmaya çalışıyorum. Siz değerli misafirlerimle beraber. Pekala.